Şimdi ilk sorumuzu hatırlarsanız seviyeli hafızaydı. Şimdi seviyeli hafızamızın giriş çıkışları neydi arkadaşlar? Bir clock olacaktı. Bir genel bir hafıza erişmek istediğiniz adres. Hemen yazmaya başlayalım teker teker. Bir tane clock'umuz olacak. Daha sonra yazmaya başladığımız, yani hafıza için istediğimiz bir adres olacaktı 6 bitlik. Daha sonra oradaki işlemi belirten, yani o hafızanın adresine yazılacak mı yoksa o hafızanın adresinden okunacak mı diye belirten bir yaz oku. Daha sonra eğer o hafıza adresine yazılacaksa hangi değer yazılacak diye belirttiğimiz değer girişi 8 bitlik. Daha sonrasında burada bir sonucumuz olacak okuduğumuzdaki ve bir de hata sayımız olacak. Her okuma yaptığımızda o seviyeyi gezerkenki hata sayımız. Şimdi bir de sorunun sizden istedikleri giriş çıkışlar dışında hafızalar vardı, değil mi? Bir tane seviye bir hafıza vardı. Toplam 2 indisli ve her indisi 2 bitlik. Bir tane seviye Şimdi seviye 2'de 2 tane hafıza vardı hatırlarsınız. 4 tane elemanı olan ve her elemanı 3 bitlik olan. Aynısından bir tane daha kopyalıyorum. Bir de genel hafızamız vardı, yani ulaşmak istediğimiz bizim hafıza vardı. Şimdi soruda biz aslında ne yapmak istiyoruz? Eğer yazmak istiyorsak basit. Direkt hafızaya, o gelen adres girişine değeri yazacağız. Fakat okumak istiyorsak şöyle bir yol izliyoruz. Hani bunu şey gibi düşünün. Bir sistem var ve biz bu sistemin ne kadar geçerli, ne kadar doğru yola götürdüğüne bakmaya çalışıyoruz. Şimdi okumadaysa mesela şöyle düşünün. Direkt ulaşamıyorsunuz. Seviyelerle ulaşıyorsunuz ve eğer verdiğim adresten seviyeye ulaşamıyorsan mesela seviye bir hafıza bir de sıfıra gitmek istiyorsam ama bir ise orayı değiştiriyoruz ve hataya ekliyoruz hatırlıyorsanız. Yani sıfırın cindisinde normalde ben sıfır istiyorum ama bir ise o orayı hata kabul ediyorduk. Orayı sıfır olarak düzeltip hata sayısını bir arttırıyorduk. Seviye 2'de de aynı şekilde. Mesela seviye 2 hafıza 1'in 3. indisine geldim ben ve orada diyelim ki 3 var. Ama ben mesela 4'e erişmek istiyorum. Ne yapıyordum oraya? 3'ü silip 4 yapıyordum ve hafızayı tekrar bir arttırıyordum. Şimdi buna göre maksimum her hafızada bir hata çıkabilir, değil mi? O yüzden hatanız en fazla sizin 2 olur. Yani 0, 1, 2'yi kapsayan 2 bitlik bir çıkışınız olacak o yüzden. Şimdi burada biraz indisleme söz konusu olsun. İlk önce şuradan gidelim. Ne demiştik biz ilk başta? Bütün değerleri 0 olacak ilk başta, değil mi? Hafızanın. Şöyle ekleyelim. Bunu nasıl yapıyorduk hatırlarsınız. For loop çağırıyorduk bir tane. Initial begin içinde. Ne kadar? 2 tane elemanı var. 2'ye kadar gidecek seviye bir hafıza için. Her seferin 0 atıyor. Yani ilk başta bütün hafızaları sıfırla initial başlatıyor. Daha sonra bizim aslında şöyle bir şeyimiz olacak, değil mi? Sadece şey için düşünelim. Şuraya bir şimdilik end koyalım. Şimdi ilk yazma işlemimizi yapalım. Always at yıldız begin bloğumu açtım. Ne buradaki şey, olayımız? Şöyle yapalım. Neydi? Eğer benim yaz okun birse, yani yazsa, ben hafızanın gerekli adresine nereye yazacaktım? Değeri yazacaktım, değil mi? Aslında durum bu kadar. Yani sizin yaz oku birken yapmanız gereken tek şey bu. Daha sonraları biz bunu birazdan POSEŞ'te düzenleyeceğiz. Şöyle şimdilik koyalım bunları. Şimdi şey düşünelim. Önünüzde açıksa bu sorumuzun şeması vardı ya, seviye 1 hafıza, seviye 2 hafıza ve hafıza. Şimdi eğer benim adresim 32'den küçükse ben seviye 1 hafızanın 0. cinsine gitmeliyim, değil mi arkadaşlar? Çünkü ilk 0 ile 31 arası seviye 1 hafızası ilk 0. cinsini kapsıyor. 31 ile 63 arası da seviye 1'in 1. indisinden gidebileceğiniz bir yer. Onu net olarak anlayabilmiş olmanız lazım. Yani ben işimi kolaylaştırsın diye iki tane bir while oluşturayım her seferini hesaplamamak için. Şöyle diyeyim ki seviye 1 indis. Bir de seviye 2 indis oluşturayım. Yazamadım. Evet, seviye 2 indis. Şimdi benim seviye 2'mde kaç tane indisim var? 0, 1, 2, 3, değil mi? Toplam 4 tane. Ama bir de alt tarafta, yani şurası için, seviye 2 hafıza 1 için 0, 1, 2, 3 var. Burası için de 0, 1, 2, 3 var. Şimdi ben buradaki ayrım yapmak için bunu şöyle nitelendiriyorum. Diyorum ki burası da 4, 5, 6, 7 olsun. Yani tek bir değerde ben nereye gideceğimi anlayayım, ona göre indisleyeceğim. Şimdi 0'dan 7'ye kadar olan tarafları elde etmemiz için buraya bir 4 ayarlamamız gerekiyor. Şimdi neydi olay? İlk şey, şuraya bir assign atalım.
Seviye 1 indeksi nasıl belirliyorum ben? Eğer adresim 32'den küçükse 0, 31'den büyükse 1 olacak, değil mi? Yani ben bir şeyi 32'ye böldüğümde, adres 32'den küçük olduğunda burası 0 veriyor değil mi size? 32 ve 32'den büyük olduğunda da 1 veriyor. Yani ben bu şekilde hangi indise gitmem gerektiğini anlayabilirim. Örneğin seviye 2 indis için ne yapacağız? Onu da yazalım. Seviye 2 indis için şöyle düşünün. Seviye 1'i falan bırakın hepsini. Her bir, yani şurada toplamda 8 tane indis var değil mi toplamda? Seviye 2 hafıza 1 ve seviye 2 hafıza 2'den. Toplamda 1'inden 4, 1'inden 4, 8 tane var. Ve her biri 8'lik yeri gösteriyor yani. Mesela seviye 2 hafıza 1'in 0. indisi hafızanın 0 ile 7. arasındaki yeri gösteriyor. 7. indis arasındaki yeri. Mesela seviye 2 hafıza 2'nin 0. indisi 32 ile 40 arasını gösteriyor. Yani 39 arasını gösteriyor. Yani her birinin 8'lik bir yeri var değil mi? Yani her biri 8'lik bloklar haline bölünmüş. Yani şöyle düşünelim. Benim eğer adresim, şöyle bir yorumla anlatayım buraya. Adresim 0 ise ben nereden gitmem lazım? Seviye 1 hafıza 1'in 0. indisine uğramam lazım. Oradan aynı zamanda adres 0 ise seviye 2 hafıza 1'in 0'ına uğramam lazım değil mi? Size bunu vermiş oluyor. Yani burası hangi seviyede ne indisi vereceğini gösteriyor. Peki ya sonuçta seviye 2 hafıza 2'de 4-5 alfabetten devam etmiyor. Örneğin burası 32 olduğunda ne olacak? Ben seviye 1 hafıza 1'in 1'ine gideceğim. Seviye 2 hafıza 2'nin 0'ına gitmem gerekiyor. O zaman ben ne diyebilirim? İleride aşağıda eğer benim seviye 2 indisim şu aşağı yazayım hatta daha iyi olsun. Seviye 2 indisim 4'ten büyükse ben ne yapacağım o zaman? Seviye 2 indisten 4 çıkaracağım ulaşmak için. Yani bu seviye 2 indisi kullanmak için bunu yapacağım. Neden? Ne oluyor mesela? 32 verdim. Seviye 2 indisine çıktı 4. Değil mi? Ne yaptım ben? Aslında nereye ulaşmam lazımdı? Seviye 2 hafıza 2'nin 0. indisine ulaşmam lazım. Yani 4'ten büyükler için aynı şekilde şurada gösterdiğim gibi 4. 4 ise 0'a gitmeli, 5 ise 1'e gitmeli, 6 ise 2'ye, 7 ise 3'e. Aynı zamanda şurayı ben ne için kullanacağım? Hangi seviye 2 hafıza 1'i mi tercih edeceğim, seviye 2 hafıza 2'yi mi tercih edeceğim diye de kullanacağım aynı zamanda. Burada anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Burada böldük. Hangi seviyede, hangi indise bakacağıma bakıyoruz şu an. İçindeki değerlere daha bakmıyoruz. Şimdi burası tamamsa şöyle yapalım. Buradaki şeyi de bitirdik. Şimdi benim 3 tane durumum var değil mi? Ne durumum var? Local paramlayalım onları hemen. İlk çevrimde ben seviye 1'e ulaşacağım değil mi? 3 bit 0 0 1 1. İkinci çevrimde ben neye ulaşacağım? Seviye 2'ye ulaşacağım. Ona da diyelim ki şöyle. 0, 0. Son çevrimde ben ne yapacağım? Hafızaya ulaşacağım. Şimdi peki ben neden bunları böyle tanımladım? Hani neden birer birer arttırmadım? Buradaki amaç şey. Ben bunları yaparken aslında bir cyclic yani dairesel bir öteleme yapacağım. Şifleme yapacağım ki her çevrimde teker teker arttıracak. Mesela seviye 1'deydim ben. Diyelim ki başlangıç durumum seviye 1. Daha sonraki çevrim buna attığım değeri 1 öteleyeceğim. Seviye 2'ye geleceğim. Daha sonraki çevrim buna attığım değeri 1 öteleyeceğim. Hafızaya geleceğim. Daha sonra cyclic olduğu için bir daha ötelediğimde 0 0 1'e gelmiş olacağım. Burada hani burayı ben şiflemek olarak düşünüyorum. İsterseniz siz burada şey kullanabilirsiniz. Yani ben bir sayaç tutarım. Her zaman mod 3'ünü alırım. Yani hiçbir sorun değil. Aynı şeyden tekabül. Ben burada sadece bir şey oluşturmaya çalışıyorum şu an. Bir durum makinesi. Diyelim ki bir durumumuz olsun. Durum next olsun bir de. Daha sonra bizim bunu sıralı bir şekilde yapmamız için şunların da next'leri olması lazım bizde. 1'e 0 hata sayısı next ve 1'e 0 sonuç. Şimdi bunları da yaptıktan sonra bunların ilk değerlerini atamamız gerekiyor. Şimdi durum en başta nereden başlayacak eğer okumadaysa? Seviye 1'den başlayacak değil mi?
Çünkü ilk çevrimde seviye 1'e ulaşması lazım. Aynı zamanda durum next'te başlangıç değeri olarak seviye 1. Daha sonra hata sayımız en başta 0. Buraya daha düzgün bir şekilde yazarsak böyle yazalım. Hata sayısı next'te 0. Bunlar initial durumlar olduğu için sonraki değerle şimdiki değeri eşit kabul ediyoruz. Şimdi sonuç diye bir şey yok ya şu an için arkadaşlar. Sonuç diye bir şey çıkmadı daha elimizde. O değeri okumamıza rağmen. Bunu hani karıştırmamak için x diyelim başlangıç değeri. Bilin mi? X. 8 bit. Şimdi bakıyorum. Oluşturduğum şeylerin ilk değerlerin atamasını yaptım. Seviye 1 hafızanı yaptım. Hafızaların yaptım. Zaten bunlar bir assign olduğu için, byte olduğu için her zaman bu değer hesaplanıyor ve bir kablo çekilmiş gibi düşünün bunu seviye 1'inizi direkt olarak. Bunların da durum next'in, hata sayısı next'in ve sonuç next'in atamalarını yap. Şimdi şuraya gelelim. Eğer yaz oku 1 ise ben ne yapacağım? Bunu yaptım. Ek olarak benim ne yapmam gerekiyor aslında? Şimdi bir sonraki durumun eğer ben okuyacaksam tekrar seviye 1 olması lazım. Bunu atamasanız da olur. Çünkü biz dedik ya hani ne olacak? 3 çevrim bittikten sonra gelebilir bunlar. Hani ikinci çevrim okurken birden yaz oku biri olmayacak. O yüzden şey düşünebilirsiniz. Hani bunu yapmanıza bile hiç gerek yok. Ama ben sadece burada ne yapıyorum? Tekrar sanki baştan başlıyormuş gibi yapıyorum her şeyi. Hata sayısı next'i de 0'a. Dediğim gibi buna ihtiyacımız olmayacak düzgün bir, yani çok düzgün bir çalışmada. İstediğimiz gibi geldiğinde değerler ama bunları yapmanızda da bir sakınca yok. Her zaman şey sağlayamayabiliriz. Şimdi asıl sorun geldi. Yaz oku sıfırsa, yani ben okuma yapıyorsam ne yapacağım? Şimdi case durum diye başlatalım. İlk durumumuz neydi? Seviye 1. Değil mi? Başla. Şimdi ben ne yapıyorum? Eğer seviye 1 indis sıfırsa bu ne demek? Ben seviye 1 hafıza sıfıra ulaşacağım demek değil mi? Oraya bakacağım. Şimdi eğer seviye 1 hafıza sıfırın içinde gitmek istediğim yer ne? Neresi olacak mesela? Şöyle bir örnekleyelim size şuradan hemen. Mesela şurada adresi 27 dedik diyelim, tamam mı? Burada benim seviye 1 indisim ne? Seviye 1 indis 0 olmalı. Ve ben nereye ulaşmalıyım? 3'üncüye ulaşmalıyım değil mi? Seviye 1, seviye 2 indis. Pardon, seviye 1 indis 0 oluyor. Ben seviye 1 hafıza 0'a ulaşıyorum. Peki bunun değeri ne olmalı? Herhangi bir hata olmaması için. Peki seviye 2 indis ne? Yani benim ikinci seviyede ulaşmak istediğim indis neresi? 27 bölü 8'den 3 değil mi? Yani bu ne demek? Bu eşittir. Seviye 1, şöyle yapalım karışmasın. Seviye 1 hafıza 0'ın içinde eğer 3 varsa, if ben doğru yola gidiyorum demek değil mi? Çünkü ne yapıyorum ben burada? Adres 27 ise öncelikle seviye 1 hafıza 0'a gidiyorum. Sonra seviye 1, seviye 2 hafıza 1'in 3'üne gidiyorum. Daha sonra oradan hafıza 27'ye gidiyorum değil mi? Normal işleyiş bu şekilde olmalı. Benim aslında tüm bu else'in içinde yapmam gereken bunlar. Yani ne yapacağım ben? Eğer seviye 1 indis 0'sa bakacağım ki içinde gitmek istediğim indis var mı? Yani bu ne demek? Burası seviye 2 indise eşit mi diye bakacağım. Eşitse ne demek bu? Benim herhangi bir hatam yok. Doğru yoldayım. Demek. Ama eşit değilse ne yapacağım? Hata sayım 1 artacak. Yani şu anki hata sayımdan artı 1 olacak. İsterseniz buraya şey de yazabilirsiniz direkt. 1. Sonuçta ilk seviyede zaten herhangi bir hata yok daha önce. Eğer hata varsa ben ne yapıyorum? Bu seviye 1 hafızanın bu indisini düzeltiyorum değil mi? Yani ne yapıyorum? Seviye 2 indis. Tekrar üstünden geçecek olursak buranın. Ben ne yapıyorum şimdi? Adres 27 geldiğinde seviye 2 indis, seviye 1 indis 0 değil mi? Yani buradaki if'in içine girdim. Seviye 1 hafıza 0'a bakıyorum ben. Çünkü zaten oraya bakmam gerekiyor. Daha sonra adres 27 ise ben seviye 1 hafızadan 3'e gitmem lazım. Şurada şu indise gitmeliyim değil mi? O zaman seviye 1 hafıza 0'ın içindeki değer 3 olmalı diye bakacağım. Eğer 3 değilse bu ne demek? Hata. Hata var burada. Ve ben bu hatayı düzeltmeliyim.
ve aynı zamanda hata sayısını da arttırmam. Burada yapmam gereken bu. Peki, şimdi şey bitti. İsterseniz burası kalsın. Bir örnekleme olarak. Şöyle şöyle yapalım. Şimdi, şuradaki seviye 1 indiz 0 değilse. Bu ne demek? Seviye 1 hafıza 1'e bakmam gerekiyor benim. Oraya gideceğim çünkü. Şimdi, peki ben bunun neye eşit olduğuna bakalım. Yine yazalım buraya. Mesela adres 33 ne diyelim? 34 fark etmez. Seviye 2, seviye 1 indiz. Burada ne oluyor? 1 oluyor değil mi? Seviye 1 hafıza 1'e bakmalıyım. Peki bunun hangi değeri olmalı? Şimdi seviye 2, ben adres 34'e gidiyorsam seviye 2 hafıza 2 sıfıra bakmalıyım değil mi? Seviye 1 hafıza 1'den seviye 2 hafızaya gidiyorum ben. Ve adres 34 olduğu için de ne olacak? İlk tarafı yani seviye 2 hafıza 2'nin ilk indisi olacak. Yani bunun neresi oluyor aslında? Şöyle böldüğünüzde benim seviye 2 indisini kaçamak buraya baktığınızda 4 değil mi? Biz biraz önce ne dedik şurada hatırlarsınız? Dedik ki eğer seviye 2 indisi 4'ten büyükse sen bunu indir. Bir 4 düşüğüne bak. Çünkü biz nasıl düşündük en başta? Buradaki seviye 2 indisi 4 0'ı göstersin. 5 1'i 6 2'yi 7 3'ü göstersin diye düşünmüş. Yani o zaman ben ne yapacağım? Şuradakinden farklı olarak ben diyeceğim ki seviye 2 indiz eksi 4. Bu sayede ne olmuş oldu? Seviye 2 indiziniz 7 ne demek aslında? Seviye 2 hafıza 2 3'e bak 3 demek değil mi? Bu sayede ben 4 çıkararak buradaki karşılaştırmayı düzgün bir şekilde yapabiliyorum. Geriye kalan şey tamamıyla aynı. Ne yapıyorsunuz? Şunu alalım direkt. Şöyle. Bir fark daha ne? Buradaki yeri düzeltmem lazım. Ne olarak? Seviye 2 indiz 2 eksi 4 olarak düzeltmem lazım. Şimdi buradaki seviye 1'deki işiniz bitti değil mi artık? Buradaki bir şeyi kapatalım. Enter. Şuradaki şeyi unutmuşuz. End'i kapatalım. Daha sonra ilk durumumuzun end'ini kapattık ve şimdi seviye 2'ye geçtik. Benim seviye 2'de neye bakmam lazım? Ben nereden bileceğim? Benim elimde bir ipucu var değil mi? Seviye 2 indiz. Eğer 4'ten küçükse ben neredeyim demek? Ben seviye 2 hafıza 1 ile uğraşıyorum demek değil mi? Yani ben burada neyi kontrol edeceğim? Seviye 2 hafıza 1. Seviye 2 indiz. Neyi kontrol edeceğim? İçindeki değer uyuşuyor mu diye. Şimdi buraya ne yazmalıyım? Buraya da bakalım. Birlikte gelin. Mesela adres 27 değil mi? Tekrar bakalım. Şeyi açtık. Seviye 2 hafıza 1'in neyine bakmalı bura? Seviye 2 hafıza 1 değil. Seviye 2 hafıza 1'in 3'üne bakmalıyız değil mi? Şimdi burada ne olmalı? 27 değil mi bu? Ne oluyor? Seviye 2 hafıza 1 0'ı şöyle yazalım. Sadece bunu yazayım sadece. Oldu. 0'la 7'ye bakıyor değil mi? Sonra bunun 1'i 8 ile 15'e bakıyor. İkisi neye bakıyor arkadaşlar buradaki? 16 ile 23'e bakıyor. Üçü de nereye bakıyor? 24 ile 31 arasına bakıyor. Şimdi bizim burada aslında bir şekilde teker teker elimizle hepsini yazmak yerine burada bir pattern var. Görebiliyoruz değil mi? Yani ben bir şeyin mod 8'ini alırsam bulunduğum yere gidebilir miyim? Yani adres 27'nin mod 8'i kaç arkadaşlar? 3 değil mi? Bakalım. 3, evet. Yani ben buranın 3'üne bakarsam nereye gideceğim? 24'ten başlıyorum zaten. 3 ne demek? 25, 26, 27. Yani ben burada direkt neye bakacağım? Gelen hafızam adresin mod 8'ine göre eşit mi? Eşitse sorun yok. Doğru yere gidiyorum bunlara. Ama eşit değilse o zaman benim burada düzeltmeleri yapmam lazım değil mi? Şimdi ne yapacağım o zaman düzeltmeleri yaparken? Aynı yukarıdakinin aynısı. Herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Ne diyeceğim? Diyeceğim ki ilk önce hatayı arttıralım. Hata sayısı. Next ne olacak? Artık 1 diyemezsiniz sadece buraya. Çünkü yukarıdan da hata gelmiş olabilir. Hata sayısı. Daha önceki hata sayısı. 1 arttır bunu. Ve ne yapacağız? Eğer hata varsa oradaki şeyi düzelteceğiz. Yani burası ne olacak? Adres mod 8.
şöyle burada kapatacağız. Şimdi eğer 4 ve 4'ten büyükse bu ne demek? Bu ne demekti arkadaşlar, hatırlayın. Bu seviye 2 hafıza 2'ye bakacağım demek değil mi? Şimdi 4'ten büyükse ben ne yapmıştım biraz önce? Seviye 2 hafıza 2'ye doğru bir şekilde indisleyebilmek için 4 çıkarmıştım. Çünkü işte 4 seviye 2 hafıza 2'nin 0 idi gibi şeyler. Burada da değişen hiçbir şey yok. Aynı burada olduğu gibi ben şeye bakacağım. İçindeki değer, bunun içindeki değer mod 8 adresi mod 8'ine eşit. Eğer adresi mod 8'ine eşit değilse tekrar aynı şeyi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Hata sayısını 1 arttır ve gerekli indise seviye 2 hafıza 2'nin gerekli indisine doğru adresi atar. Doğru değeri atar. Evet. Daha sonra da burada seviye 2'de yapacağımız başka herhangi bir şey kalmadı arkadaşlar. Şimdi nereye geçiyoruz? Burası da bitti. Seviye 2 de bitti. Şurada seviye 2'yi getirin. Artık sırada ne var? Hafıza. Hafıza tarafı daha önce yaptığımızın aynısı. Ne yapıyoruz? Bu sefer hafızadan okuduğumuz için hafızanın adresini direkt sonuç next'e atıyoruz. Bunu kapatıyoruz. Şuraya da end case'imizi kapatıyoruz. Şimdi burada bütün durumları yazmış olduk değil mi? İlk seviye 1'e gideceğim, sonra seviye 2, sonra 2, sonra hafızaya gideceğim. Peki bunu nasıl yapıyorum ben? Durumu değiştirerek değil mi? Şey hatırlarsınız, önceki derslerde yapmıştık. Bu ötelemeyi nasıl yaptığımızı, cyclic yani dairesel ötelemeyi. Ne yapıyorum ben? En sol biti alıyorum, en sağa koyuyorum ve geriye kalan bitleri bir öteliyorum. Yani bu ne demek? En soldaki bit, durum 2'yi en sağa koyuyorum artık. Sonra onun sağında kalanları da sola koyuyorum. Yani ne oluyor burada? İstiyorsanız bir yorum hemen açıklayalım bunu. Yani normalde durumumuz diyelim ki 3 bit 001'di. Durum 2 ne burada arkadaşlar? 0. Durum 10 ne? 01 değil mi? Buradaki öteleme sonucu ne oldu? Durum 03 bit diyelim. 3 bit 01 durum 2 ile koydum 0 oldu. Gördüğünüz üzere bu direkt ötelenmiş oldu arkadaşlar. Şimdi benim burada ben ne yaptım? Always at yıldız bloğunda bütün her şeyimi oluşturdum değil mi? Bütün işlerimi yani bütün yapmam gereken hesaplamaları yaptım. Posage blokta ben ne yapıyorum? Anlık durumu güncelliyorum değil mi? Yani bir sonraki durum artık şimdi olduğunda yani gerekli o posage geldiğinde bir sonraki durum güncel durum olmak zorunda. Bir sonraki hata sayısı o anki hata sayısı olmak zorunda. Bu sayede biz burada ne yapmış olduk? Sıralı mantığımızı kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi sınavda da size önerim. Kesinlikle böyle yapın. Kesinlikle iki tane bloğunuz olsun. Ve mümkün olduğunca, mümkün olsun büyük ihtimalle, mümkün olduğunca bütün işlemlerinizi always at yıldızda ve bütün atamalarınızı da gidin posage'de yapın. Şimdi bunu daha önce de açıklamıştım ya sizlere. Bunu bir DQ flip flop olarak düşünün. Siz şimdi ne yapıyorsunuz? Şu an Q'yu D'ye atıyorsunuz değil mi? Yani siz Q'yu beslediniz şurada. Yani mesela hata sayısına değer atadınız. Şimdi şöyle düşünün. Eğer yaz oku 1 ise benim mesela sonuç next'ime değer hiçbir zaman gelmiyor değil mi? Ve bir şekilde oradaki değeri benim korumam lazım. Yani benim orayı yazmaçlamak, register'lamam lazım. Bu ne demek? Yani eğer hiçbir şey değişmese bile sen orada atamalarını tekrar yap. Yani en kötü durumda hiçbir şey değişmezse ne olacak? Sonraki durum şimdiki durum olacak değil mi? Şimdiki durumun aynısı olacak. Onu direkt şuradan kopyalayalım. Hiç zaman kaybetmeyelim. Arkadaşlar burada anlamadığınız bir yer var mı bu soruda? Sizden istediğim şu. Yani bütün soruları, bütün sıralı mantık sorularına yaklaşırken yapmanız gereken 3 tane durumlara bölün. Yani ben hani MDT'de yapıyordunuz işte. Anlık bir yerdeyim. İşte A durumundayım. 1 gelirse B durumuna gideceğim. İşte B durumundayım. 0 gelirse A'ya geri döneceğim falan gibi. Burada biz ne yapıyoruz? Burada bizim koşulumuz yok. Çevrime göre bakıyoruz. Ne oluyor? Her çevrimde biz bir ileri gidiyoruz. Üçüncü çevrim sonunda tekrar başa dönüyoruz. Bu sayede sadece şunu koyarak sizin herhangi başka bir kontrol ihtiyacınız olmadan kaydıra kaydıra istediğimizi yapıyoruz. Burada sanırım şuradaki hatanın nedeni büyük ihtimalle bir şey unuttuk.
tane felsin endini unuttuk. O zaten çözümlerde herhangi bir sorun yok. Oradan direkt bakabilirsiniz asıl çözümlere. Şu anki biraz, bu biraz daha açıklamalı sadece anlamanız için ama çok da bir fark yok. Şeyde yine çözümlerde test bench bulabilirsiniz. Test bench'te yine dediğim gibi şuradan bir tane değer denedim. Alt, birkaç tane değer. Bakalım ne olacak. Şimdi bu yer değiştirme modülümüz. Öncelikle bir parametrik bir modül. Şimdi biz parametreyi nasıl tanımlıyorduk? Şöyle parametre 128 şeklinde. Giriş çıkışlarımız nelerdi arkadaşlar? Yine aynı şekilde sıralı mantık oluşturmamız sağlayan blok girişi. Bu sefer aynı anda hafızaya erişmek için kullanacağımız iki tane adres geldi. Daha sonrasında tamamlanan işlem var değil mi? Tamamlanan işlem. Şimdi en fazla 128 olduğu için kaç tane işlem tamamlanabilir aslında? 128 tane. Ne tamamlanamaz? 128 bölü 8'den düşünün arkadaşlar. Şimdi birazdan açıklayacağım ama burayı fazla yazmışız. Çok önemli. Onu isterseniz birazdan açıklayayım. Bir de hata sayısı olacak. Şöyle. Şimdi bizim parametremiz en 128 değil mi? Algoritmayı bu Piazza'da da açmıştım ben. Ne yapıyoruz? Öncelikle git birinci adreste adres 1'in değerini oku. İkinci olarak adres 2'nin, yani şöyle yazalım daha iyi olsun. Hafıza adres 1'in değerini oku. Hafıza adres 2'nin değerini oku. 3 hafıza adres 1'e ne yazıyoruz? İkinci adımdaki değer. 4 hafıza adres 2'ye birinci adımdaki değeri yazıyoruz, değil mi? Şimdi bu kaç çevrim sürüyor? 3. Bu kaç çevrim sürüyor? Bu da 3. Bu kaç çevrim? Bu 1. Bu kaç çevrim sürüyor? Bu da bir çevrim sürüyor. Toplamda, yani bir işlem toplamda 8 çevrim sürüyor. Yani benim toplamda yapabileceğim maksimum işlem sayısı en bölü 8. Değil mi? En 128 olduğunda ne oluyor? 32 olması lazım sanırım. Yok, 16. 38, 80, evet. Yani max en bölü 8 16 geliyor değil mi? Yani ben bu programda en fazla 128 olduğu için en fazla 16 işlem yapabiliyorum. Şimdi 16 işlem yapabiliyorsam ben bunu kaç bitle göstereyim? 5. Değil mi? Pardon. 4. Tamamlanan işlem dediği için toplamda 16 işlem tamamlanabilir. Yani 1, 0, 0, 0. Bu kadar işlem tamamlanabilir yani. İkilik tabanda düşünürsek şu kadar işlem yapabilirim toplamda. Yani burası 5 bit olacak. Şimdi toplamda hata sayısı kaç çıkabilir? Bir önceki seçenekten hatırlayın. Bizim her şey sonucumuzda en fazla 2 tane hata çıkıyor değil mi? Yani şurada hata sayısı diyelim. Şuraya çevirin. Max hata iki. Max hata 2. Değil mi? Bir seviye 1'den bir de seviye 2'den gelebilir en fazla. Buralarda hata yok. Hata diye bir şey yok buralarda. Çünkü burası sadece okunur. Burası ne olacak o zaman? Burası 4. Yani bir işlemde toplamda ben 4 hata yapıyorsam max diye bakarsam ben, yani toplam 16 işlem yapıyorum ve her işlemde en fazla 4 hatam olabiliyorsa 64. Değil mi? 64 hatam olabiliyor. Onu da şu şekilde göstereceğiz. Toplamda gösterebileceğim şey sayısı 0, 250, 250, 250, 250, 255, 256. Yani bu kadar olacak. Kaç bit? Toplamda 7 bit değil mi? Burayı bu şekilde düzeltelim.
İsterseniz burası benim için çok önemli değildi zaten buradaki şeyler. Ama maksimum yapabileceğiniz şeyi düşündüğünüzde burayı böyle tamamlayabilirsiniz. Bazen bazı sorularda hani bunlar bu bitlerin kesinliği bizim için önemli oluyor. Onu zaten sizin bulmanızı istiyoruz genelde. Ama bazen hani en azından ödevde bu bizim için çok önemli bir sorun değil. Zaten ben de çok dikkat etmeden yazdım çözümlerden farkındaysanız. Ama soruya başlamadan önce bunun böyle bir şekilde adımlarını çizip, adımlarını yazıp ve olabilecek en fazla sayıya göre işleminizi yapmanız sizin karınız arkadaşlar. Şimdi soruda bir de ne vardı? Ara bellek vardı değil mi? Bu ara bellek ne yapıyor? Adresi sakladığı için her bir elemanın 6 bit olmak zorunda. Ve ne oluyor? Her çevriminde 2 tane geliyor değil mi buna? Adres 1 ve adres 2. Yani toplam en çevrim varsa 2 en tane elemanı olmak zorunda. Şimdi burası bir böyle kalsın. Şurayı bir de şey tanımlayalım. Bizim modülümüzü çağıralım. Seviyeli hafıza modülümüzü çağıralım. Şimdi burayı sadece yazdım. Hani bunlar aynılarını koydum. Zaten clock direkt taşınabiliyor. Adres, yaz, oku, değer, sonuç, hata sayısı. Şimdi buraya vereceğimiz değerleri direkt olarak ara belleğe veremeyiz arkadaşlar. Çünkü şunu şöyle düşünün. Buraya girecek bir tane register var. Ve siz bu register'ın içindeki değerleri değiştirebilirsiniz. Ama siz mesela buraya ara bellek i yazmanız bir sorun. Ara bellek i ve i'yi siz her seferinde arttırıyorsunuz. Bunu şöyle düşünün. Siz hani bir adres kutusu var diyelim. Bir de ara bellek i kutusu var. Ve siz o kutuyu habire değiştiriyorsunuz o bağlantıyı. Mesela ara bellek 2'ye bağlanıyor, bazen 3'e bağlanıyor. Ama bunu bir devre olarak düşünün. Siz her zaman aynı şeyi bağlayacaksınız. Aynı kutuları. Ama o kutuların içindeki değerler değişebilir. Ama siz buraya ara bellek i koyarsanız ne olacak? Belli bir kutu yok ortada. Yani bir çevrim ara bellek 0 ile adres bağlı. Bir çevrim ara bellek 1 ile adres bağlı. Yani bunu devre düzeyinde siz bunu nasıl diyeyim şekillendiremezsiniz, yapamazsınız. Ama hep belli bir kutu olursa, yani seviyeli hafızadaki adres, şurada tanımlayacağım adrese bağlı olursa, ne olacak burada? Aynı şey gibi düşünün bunu. Biz yapıyorduk ki assign. Onun gibi. Her zaman aynı yere bağlı olmuş olacak. Şimdi bir de adres next oluşturalım burada. Hatta direkt bunları şeyden alalım. Bunlar şeyler için bütün şuradaki geri kalan yaz oku değer sonuçlar için de geçerli. Direkt ben ne yapıyorum aslında? Bir tane farklı bir kutucuk belirliyorum. Onu seviyeli hafızanın içindeki adresle bağlıyorum. Ve benim yapacağım şey ne? Şuraya ara bellek yazmak yerine artık şu adresi ara bellekle güncelleyeceğim. Şuradaki adres. Buraya 1-0'ı işte şuradan doğru vereceğim. Çünkü hep aynı şey bağlı ve ben onun içindeki değeri değiştiriyorum. Bu sayede sizin devre düzeni bir bağlantıyı değiştirmemiş oluyorsunuz siz. Demek istediğim umarım anlaşılmıştır. De değer var. Şimdi burada çevrim önemli olduğu için hani çevrime bakacağız da toplamda en çevrim sürmesi lazım diye. Bir tane çevrim oluşturalım. Çevrim diye bir tür oluşturalım. 8 bit. 128 olduğu için en fazla maksimum oraya kadar gidiyor. Şimdi aslında burası şöyle olsun. Bunu birazdan anlatayım. Ya da önce böyle kalsın daha sonra anlatayım. Diye. Şimdi bir de şeye varacağım. Daha sonra yazalım diğerlerini arkadaşlar. Tamamlanan işlemin next'ini ve hata sayısının next'ini alalım. Öncelikle. Şöyle şuraları alalım. Ne yapacağız? Initial begin'imizi kullanacağız. Initial begin. Ne yapacağım ben? Bir de durum oluşturmam lazım değil mi? Benim durumum ne olacak? Şuradaki durumlar değil mi? Hiçbir zaman değişmiyor. Her zaman bunu izliyorum ben. Şimdi local param adres 1 değeri diyelim. Şurayı hani adres 1 değerini okuduğumuz için bir tane adres 1 değeri diye bir şey oluşturdum. Şimdi bu 3 çevrim sürüyor değil mi? Ama benim klonum hep tek çevrimde bir artıyor. Her çevrim artıyor. Ben bunu 3 çevrim sonra değişecek şekilde bunu 3 bit verirsem işte mesela şöyle buna 3 bit verirsem şu şekilde toplamda şunlarda tek çevrim sürüyor değil mi? Toplamda 8 çevrim sürüyor. Ben bunu 8 bitlik olarak tanımlıyorum. Ne yapayım? Bu 4. işlem, bu 3. işlem, bu 2. işlemin olsun. Bu da bizim adres 1 değerimizin yani ilk işlemimizin olsun. Daha sonra 3 çevrim geçince ben hep kaydırıyorum ya bunları.
adres 2 değeri ne olacak o zaman? 3 çevrim sonra gerçekleşmesi lazım. Hep kaydıracağım yine her zaman. Bunu 3 kere kaydırdığınızda siz ne elde edeceksiniz? Şunu şuraya koyalım. Şurası 0 olacak. Şurası 1 olacak. Artık burada ne hatası aldım? Heh, şimdi bu da bundan da 3 çevrim geçmesi lazım. Yeni yani şu 3. hafızaya geçmem için benim bir 3 çevrim daha beklemem lazım. Buraya ne diyelim? Adres 1 yaz diyelim. Bu da öyle belirtsin. Ne olacak? Bunu yine 3 bit kaydıracağım. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 olacak. Ama adres 1 yaz ne kadar sürüyor? Bir çevrim sürüyor. O zaman adres 2 yazza direkt şuradan geçebilirim. Değil mi? Bu sayede ben ne yaptım? 4 tane durumumu direkt koymuş oldum. Yine bir önceki sorunun aynısı gibi. Ne yaptım? 4 tane durum koydum. Bu sefer yine durumlarımı tanımlayacağım. Durum next'te. Şöyle. Daha sonra bunların ilk initial değeri ne olacak? Adres 1 değeri değil mi? Initial'larımızı alalım arkadaşlar sorumuzdan. Durum ve durum next'te ilk yapacağımız işlem olan adres 1 değeri yapıyoruz. Çevrimlerimizi 0'a koyduk. Tamamlanan işlemlerimizi, hata sayısını, yazıları direkt 0 olarak verdik. Zaten en başta çünkü okuma yapacağız. O yüzden yaz okunu 0 olması mantıklı. Sorulanma gördüğünüz üzere. Şimdi, en başta her zaman açtığınız bilginleri kapatın. Biraz önce benim yaptığım gibi yaptım. Şimdi ne oluyor? Her çevrimde benim ara belleğe bir adresim geliyor değil mi? Şimdi çevrim. Ne oluyor? Buraya adres 1 geliyor. Ben kabul ettim ki her zaman en üst bir üstte adres 1, onun altına adres 2 olacak. Ara belli. Çevrim artı 1. Adres 2. Şimdi ben burada bunu yaptığımda ne oluyor? Benim ara bellek 0'ım ve ara bellek 1'im dolmuş oldu değil mi? Ben o zaman ne yapacağım? Her çevrim sonunda benim çevrim next'im yeni çevrimden 2 fazla olacak. Artık adres 0'ım da o. Ara bellek 0'ım adres 1'e attım. Ara bellek 1'im adres 2'ye attım. Artık ara bellek 2'ye geçmem lazım. Yani ben her çevrim aslında ikişer ikişer arttırıyorum. O zaman benim toplamda 128 çevrimim varsa ben en fazla 256'ya kadar gideceğim değil mi? O zaman burayı ne yapıyorum ben? Toplamda 9 bitlik yapıyorum. Çünkü aslında her çevrim ben 2 2 arttırıyorum burayı. Şimdi direkt başlayalım. Burada neden direkt case kullanamıyorum? Çünkü benim aslında yapmam gereken şu. Ben şeyken hala şurayla şura arasındayken burasının işlemesi lazım. Case'de o değer eşitse işliyor. Yani küçüktür büyüktür yok değil mi case'de? O yüzden ben burayı if ile yapacağım. Şimdi diyeceğim ki eğer benim durum değerim adres 2 değerinden küçükse, bu ne demek? Benim durum değerim adres 2 değerinden küçükse ben ilk adımdayım hala değil mi? Şuradayım. İlk adımı gerçekleştirelim o zaman. Biz ilk adımda ne yapıyoruz? Adres next'imize ara bellek diye bir şey oluşturuyoruz. Ara bellek. Şimdi buraya index diye bir şey tanımlayacağım. Onu da anlatacağım. Şimdi bir ara belleği depolamamız var şu şekilde. Bir de ara bellekten ara bellekten adresimize yani şu seviyeli hafızaya gönderdiğimiz taraf var. Onun için index diye de bir şey tutacağım ben. Birisi ara belleğe değer almak için, yani ara belleğe değer yazmak için, birisi de ara bellekteki değeri seviyeli hafızaya göndermek için. Şuraya koyalım onları. Ters oldu. Şuraya koyalım şöyle. Bir de tanımlamasını yapalım. Ara bellek. Koyacağız. Onu da şuraya yerleştirelim. Şimdi burada bunu yaptığımda ne yapmış oldum ben? İndisi ara bellekteki mesela 0 diyebiliriz. İlk baştaki ara bellek indisi var mı? Burayı artı 1 demişiz. Burası 0. Yani ben şöyle düşünün. Şurayı yaptım ben. Diğerde geldi ara bellek 0'ı ben adres next'e atadım değil mi? O zaman ben ne yapacağım? Adresi atadıysam bir de yaz okuyu güncellemem lazım. Yani 1 bit 0 diye buraya güncellenmemiz. Burada ne oldu? Adrese ben ara bellekteki değeri attım ve yaz oku next'e 0 koydum. Bunu da always below'unda yani always posset below'unda ne yapacağız aslında? Adres olacak.
Address next. Yaz oku. Yaz oku next. Yani ben bu sayede ne yapmış olacağım? Şurada işlemimi yaptım, ne yaptım? Ara bellekten değeri address next atadım. Tam senkron çalışabilmesi için process clock'ta da address next'e adres değerini atadım. O da gitti seviyeli hafızaya yazdım. Ve bu sayede biraz önce aynı şurada yaptığım gibi, sanki siz test bench'te yazıyorsunuz ya, işte kare 10 diye, hani her bir process clock'ta gelsin diye. Burada da biz onu sağlamış olduk. Yani her process clock'ta yeni bir adres değerinin gelmesini sağlamış olduk. Sonuçta biz burada hani ilk adresi aldıktan sonra gerisi bizim için önemli değil ya. Her zaman alıyoruz zaten. 3 çevrim boyunca da adresi alıyoruz. O yüzden şu 3 çevrim boyunca da her zaman aynı adresi atıyorum. Buradaki indis ne zaman değişmeli? Benim yeni yere geçtiğimde. Yani şeyin ilk adımındayken değişmeli. Bu ne demek? Şimdi else if durumumuz adres 1 yazdan küçüksün. Bu ne demek oluyor? Durumumuz bizim adres 1 yazdan küçük ve adres 1 değerinden büyükse, küçük değilse, yani büyük eşitse, o zaman ben adres 2 değerine gelmiş olduğumu oluyorum. Şimdi burada ilk adım olarak biz ne yapacağız? Ben her zaman şurada bir işlem vardı. Hafıza bir adrese ulaşıyoruz ve değerini okuyoruz, değil mi? O zaman benim burada ilk adımda ne yapmam lazım? Aynı zamanda diyeceğim ki durum adres 2 değeri ise, yani benim ilk başlangıcımsa buradaki şey, şu adımın ilk başlangıcındaysa, yani bunun sonundayız değil mi? O zaman şunu diyorum ben. Bir tane adres 1 sonuç diye bir şey tanımlayayım ve ona da şuradan gelen sonucu atayım. Yani bu sonuç ne? Gerekli adresin sonucu. Yani hafızadaki gerekli adresin sonucunu vermiş oluyor bana. Bunu sadece bir kere yapıyorum. Çünkü bir sonraki çevrimde aynı da olabilir. Önemli değil. Sonuçta onun içinde bulunduğunuzda sizin nasıl kodladığınıza bağlı. Yani mesela siz şey yapıyorsunuz. Hafıza dışında değeri at. Hafızanın dışındaysa sıfırla mesela. Onu yapabilirsiniz. Ben ona göre bir çözüm sundum burada. Ne yaptım? İlk adımda başlarken bir önceki adımın bana verdiği sonucu depoluyorum adres 1. Adres 1 sonuçta. Yani ben ne yapıyorum? İki tane şey oluşturmuşum. Adres 1 sonuç, adres 1 sonuç diye bir şey oluşturacağım. Şuraya yazalım onu da. Onların ilk değerlerini de atmamıza gerek yok. Zaten x biraz önce arkadaşımızın dediği gibi. Ben burada değeri almışım. Adres 1 sonuca. Daha sonra da bunu aldıktan sonra ben ne yapıyorum aynı zamanda? Oradaki hata sayısını da almam lazım. Ben genel hata sayılarını topladığım için ne olacak oradaki hata sayısı? Şunun sonunda bana döndüğü değer değil mi? Yani şu sonucu bana verirken aynı zamanda hata sayısını da verebilirim. Ben bunu ne diye tanımlamışım? Ara hata sayısı. Ara hata sayısı. Evet. Yukarıdakinin aynısını yapıyoruz. Ama bu sefer ne değişik oluyor? Ara bellek. Farklı bir diyorum ben buraya. Burada da ne olur ne olmaz diye yazıp next'e yine sıfır oluyor. Şimdi tekrar bunun üzerinden geçecek olursak. Ne yaptık biz burada? İlk başta herhangi bir şey yapmıyoruz değil mi? İlk adımda. Hafıza bir adres birin değerini gönderiyorum. Şu adres birin değerini şu şekilde alıyorum. Adres next'e atıyorum. Sonra yaz okuyu değiştiriyorum. O potes geldiği anda aktarıyor onları adrese ve yaz okuya. O da gidiyor buraya yazıyor. Bunlara gönderiyor onu. Daha sonra seviyeli hafızaya ben geri dönüyorum. Seviyeli hafızanın içinde bu işliyor. En son bittiğinde, yani 3. çevrimin sonunda, 4. çevrimin başında ne oluyor? Benim elimde hata sayısı, bir öncekine göre hata sayısı ve sonuç var. Yeni değeri vermeden ben burada sonucu depoluyorum, adres 1'in sonucunu ve hata sayısını da arttırıyorum. Yani benim şu 3 çevrimli hafıza 1'in adresini okuduğumdaki değer ile gelen hatayı depolamış oldum. Daha sonraki çevrimlerde bunu depolamama gerek yok değil mi? O yüzden sadece yani başlangıçta bana bunu yaptı. Buralarda yapmana gerek yok. Çünkü artık
hata sayısı sıfırlanacak, yeni şeyler gelecek. O yüzden bunu ilk anda yapmam. Burada her şey anlaşıldıysa devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki şey de bitti. Değil mi? Elsif de bitti. Yeni bir elsifimiz var. Ne bu? Durum. Artık tek bit, yani tek şey geçtiğimiz için tek çevrimlere, hani küçüktür, büyüktür değil, direkt şey yapacağız. Durum adres bir yazsın. Bu ne demek? Bu zaten tek çevrim sürüyor. Direkt ona eşitse gerekli işlem yap. Yani ne olacak? Adres next'e ben yine arabeli indisi atıyorum. Bu neydi? Adres birimin değeriydi. Hatırlayın. Daha sonra aynı burada yaptığım gibi bunu atarken aynı anda ben şeyi de alıyorum. Buradan şu adres 2'nin ikinci seviyesindeki değerini de alıyorum. Şu şekilde. Ve yine aynı şekilde şurada yaptığım gibi o adres 2'yi okurken ki elde ettiğimiz hata sayısını da depoluyorum. Daha sonra ne yapıyorum? Ben adres 1'e, hafıza adres 1'e ne yazacağım? İkinci adımdaki değeri yazacağım, değil mi? Bu ne demek aslında? Adres 2 sonuç demek. Aslında siz direkt buradan şunu hiç yapmayıp değer sonuç yapabilirsiniz. Ama bunun anlaşılabilirliğini arttırmak için böyle bir şey yazdım ben. Ne olacak peki? Ben şimdi ne verdim? Adresi verdim. Gerekli değeri verdim. Ve benim artık bunu yazma konusunda vermem lazım. Bir veriyorum. Bu da burada bitiyor. Aynı şeyi, aynı tamamen aynısını sadece indisleri farklı olarak ne yapacağım? Adres 2 yazı yapacağım. Adres 2 yaz, adres next. Bu sefer ara bellek indis değil, indis artı 1 olacak. Artık böyle bir şey olmayacak. Bu da olmayacak. Ne olacak değerim benim? Şurada ne yapıyordum ben? Hafıza adres 2'ye ilk değeri atıyordum. Yani adres 1'in sonucunu atıyorum. Yaz oku 1 olacak. Daha sonra indis artık benim işim bitti, değil mi? Yani buraya gelmem demek ne demek? Ben değeri okuyacağım. Yeni başladığımda hepsi devam edecek artık. Yani indisini de güncelleyeceğim. Şeyi de güncelleyeceğim. Çevirmeyeceğim. Sanırım bunu çözümü atarken şöyle atılmış. Atmışım yani yanlışlıkla. Bu eşittir olacak arkadaşlar. Ona dikkat edin. İndis artı 2 olacak. Aynı şekilde. Ve ben ne yapacağım? Artık buraya geldiysem ne demek bu? Benim bütün işlemlerim bitmiştir. Yani bu bütün 4 adımda bitirdim. Tamamlanan işlem artı 1 diyeceğim. Daha sonra da burada neyi unutmayacağız? Bütün hepsini yaptım. Durum next eşittir. Biraz önce yaptığımızın aynısı. Bu sefer bu 8 bitlik bir şey. O nedenle şu şekilde ötelemesini yapacağız. Şimdi buradakiler çok eksik farkındaysan. Buraya ne koymamız lazım bizim? Çevrim gelecek. Çevrim next. Daha sonra durum. Yaz oku. Yaz oku next. Bu zaten yazmıştık galiba onu. Evet yazmışız. Ne kaldı geriye? Hata sayısı kaldı. Hata sayısı. Evet. Tamamlanan işlem. İşlem next. Şimdi ne kaldı arkadaşlar geriye? Söyleyebilecek var mı? Hata sayısını eksik tanımlamamışız. Onu bir tamamlayalım. Ne kaldı geriye? Bunu yazmaçlamak, yani registerlemek kaldı. Ne yapacağım? Burada yazdıklarımın aynısını buraya geçireceğim. Zaten çevrim her zaman değiştiği için buna tekrar bir atama yapmama gerek yok. Ama durum için ve diğer bütün hepsi için bu işlemi yapmalıyım. Şimdi sorumuzda bir tane daha bir şey vardı hatırlarsanız. Bittiğinde artık bu işlemleri yapmayacak, değil mi? Şimdi onun için ben bir şey oluşturayım. İnti var bitti diye bir şey oluşturayım. Şimdi bizim bittiğimiz nasıl hesaplanıyor? Hesaplayacağız.
Ne diyeceğim ben buraya? Benim her çevrimde, yani her bir çevrimde çevrim değişkenim 2 artıyor değil mi? Aslında hani birinci çevrimdeyken 2 olacak, ikinci çevrimdeyken 4 olacak. Yani eninci çevrimdeyken 2n olacak. Yani o zaman bu ne demek? Çevrim bölü 2 n'e eşit olduğunda benim programımın durması lazım. O zaman çevrim bölü 2 n olduğunda demek n çevrim geçmiş demektir. O zaman şuraya bir tane ben şey koyayım. If bittim. Peki yapalım şuraya. Şuraya da end koyalım bir tane. Evet arkadaşlar. Bu soru bu kadardı. Kısaca ufak tekrar edecek olursam, yani sorulara nasıl yaklaşmamız gerektiğini. Öncelikle bunun bir sıralı mantıkta bir durum makinesini çıkarmaya çalıştım. Ve nasıl yapacağınızı düşünün. Bu seviye ben burada ne yaptım? 4 aşamaya indirgedim değil mi? Çünkü zaten 4 aşama. Ne yapmam lazım? Ben de sorudan istenen hafıza 1, hafıza adresi 1 ile hafıza adresi 2'nin yerlerini değiştirdim. Bunun için benim ne yapmam lazım? Değeri okumam lazım. Sonra değeri yazmam lazım. İkisi için de aynı şeyi yapmam lazım. O zaman ne yapıyorum? Buradaki değerleri okuyorum. Daha sonra teker teker yazıyorum. Olay bu kadar arkadaşlar.